Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Huawei'nin yeni amiral gemisi modeli Huawei Pura 70 Ultra'yı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz eskiden Huawei P serisiyle karşımıza çıkıyordu. Fakat P serisi artık yeni Pura serisi olarak karşımıza çıkacak. Burada tabii ki tek değişen isim değil. Pek çok şey değişti arkadaşlar. Zaten bunlara videomuzun içerisinde yer vereceğiz. Öncelikli olarak kutu içeriğimizle başlayalım incelememize. Zaten telefonun kutusunu gördüğünüzde premium bir telefon aldığınızı anlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutusu bir hayli gösterişli. Ve bu kutu içerisinden tam 100 wattlık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Şurada gördüğünüz hızlı şarj adaptörü. Burada bir tip C kablomuz var. Ve burada arkadaşlar bakın çok şık bir kılıfımız var. Biliyoruz biz zaten daha önce de Huawei telefonlarının içerisine kılıf koyuyordu. Fakat bu kadar şık bir kılıfı ben ilk defa gördüm. Bakın burada kılıfın üzerinde dahi Pro serisine göndermeler var. Burada bir P formunu görüyoruz. P harfleriyle gelmiş ve bu kılıf gerçekten telefonun ihtişamına da yakışıyor. Yani şöyle taktığımızda gördüğünüz gibi telefon son derece şık duruyor arkadaşlar. Evet şimdi İlk olarak incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Telefonu elinize aldınız arkadaşlar. Ya bu telefon bir kamera telefonu diyorsunuz gerçekten. Çünkü şuradaki kamera kurulumu ciddi anlamda telefonun kamera yeteneklerinin ne kadar üst seviyede olduğunu sizlere gösteriyor. Bunu hissettiriyor. Biliyorsunuz bu pek çok telefonda yoktur aslında. Yani arkasında üçlü beşli kameralar vardır ama o kameraların iyi olduğu hissiyatını daha tasarımdan size veremez. Ama burada Huawei Pura 70 Ultra'da kamera tasarımından direkt olarak bu telefonun bir kamera telefonu olduğunu anlıyorsunuz ki bunda yanılmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hali hazırda bu cihaz Deisomark'ta bir numaraya yerleşti. Yani çıktı, testleri tamamlandı ve dediler ki bundan iyi kameraya sahip bir akıllı telefon daha yok. Huawei Pura 70 bu alanda birinci sıraya yerleşti. Hemen merak edenler için belirtelim. Deisomark'ta bu cihaz arkadaşlar 163 puan aldı ve şu anda zirvede yer alıyor. Peki kamerası gerçekten bu kadar iyi mi? Yani bize sunulanlar neler? Bunlardan biraz bahsedelim. Biliyorsunuz artık günümüzde kameraların sayısal değerleri çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü işin içine yapay zeka vesaire de girdi artık. Dolayısıyla kamera ne kadar iyi olursa olsun yapay zekanın da artık biraz daha işin içerisinde olması gerekiyordu ki Huawei bunu Pura 70 Ultra'da çok başarılı bir şekilde kullanmış. Birazdan bunlara değineceğim arkadaşlar. Dilerseniz tasarımdan hemen kısaca bir bahsedip teknik özelliklere girelim. Daha sonra size asıl önemli olan şeye yani telefonun kamerasına geçiş yapalım ki kamerada çok güzel şeyler yakaladım sizler için. Yani kameranın nasıl çalıştığını vesaire sizlere göstereceğim. Bakın kısaca bir anlatayım. Mesela şu telefonu şöyle sallayarak hızlı fotoğraflar çekiyorsunuz. Normalde sallayarak çektiğiniz fotoğraflar nasıl çıkar? Full çıkar değil mi? Hiçbir şey gözükmez. Ama öyle değil arkadaşlar. Sallayarak çektiğiniz halde öyle ki fotoğrafı yakalıyor, netliyor ve sizi adeta şaşkına uğratıyor ki zoom yeteneğiyle de beni gerçekten şaşırttı. Bununla ilgili bir detay da sunacağım sizlere. Biraz tasarım ve teknik özellik diyelim. Sonra kamera yeteneklerine beraber göz atalım. Evet arkadaşlar telefonun tasarımı gerçekten çok hoş. Dediğim gibi kamera adası vesaire gerçekten çok güzel geliyor göze. Hatta durun şu kılıfı da çıkartayım. Daha net bir şekilde görün. Gördüğünüz gibi arka detaylar vesaire çok gerçekten güzel tasarlanmış, güzel düşünülmüş. Şurada bir Huawei logomuz var. Kamera adasının hemen altında X-Match logomuz bulunuyor. Ve burada da bir kamera adamız var arkadaşlar. Kamera adamız biraz yüksek. Neden? Çünkü kamera çok iyi ve çok büyük yeniliklerle geliyor. Buna birazdan değineceğiz. Telefonun sağında ses açıp kapama ve power butonu bulunuyor. Hemen alt kısmına baktığımızda ise USB tip C giriş portunu görüyoruz. Telefonun sol kısmında ise herhangi bir giriş, çıkış ya da bir butona yer verilmemiş arkadaşlar. Telefonun kenarları hafif kavisli gibi duruyor. Genel itibariyle çerçeveler çok ince, delikli ekran tasarımına yer verilmiş ve gerçekten bu anlamda kullanıcıyı memnun edecek bir görünüşe sahip. Ekran demişken ekran detaylarına da hemen geçelim arkadaşlar. Bu cihazda 6.8 inç çözünürlüğünde 1260x2844 piksellik bir ekranımız yer alıyor. Bu ekran gerçekten göze çok hoş görünüyor ve bu ekranın arkadaşlar maksimum parlaklığı ise 2500 nits. Evet maksimum parlaklığı tam 2500 nits arkadaşlar. LTPO OLED ekran bu ve 1 milyar renge kadar destekliyor. Bunun yanı sıra HDR desteğinin bulunduğunu ve
120 Hz'lik tazeleme hızına sahip olduğunu da sizlere belirtmiş olalım. 460 ppi piksel derinliğine sahip bu telefonun ekran gövde oranı ise %89.3 arkadaşlar. Merak edenler için hemen şunu da belirteyim. Bu ekran arkadaşlar Kunlun Glass teknolojisiyle kullanılıyor fakat kutudan çıktığında üzerinde bir koruma ile geliyor. Yani sizin ekstradan bir koruma alıp takmanıza gerek yok. Yani ben çok pimpirikli insanım diyorsanız alın takın ama gerek yok. Huawei yine burada bir korumaya yer vermiş arkadaşlar. Yani hemen ekranın üzerinde ince de olsa bir koruma yer alıyor. Şimdi evet telefonumuzun tasarım detaylarını söyledik. Şimdi dilerseniz biraz da teknik detaylardan bahsedelim. Ardından çok merak ettiğimiz o kamera detaylarına geçelim. Evet bu cihazda arkadaşlar Huawei'nin kendi Yonga seti 7 nanometrelik bir üretim sürecine dayandırdığı Kirin 9010 yer alıyor. Bu Yonga seti arkadaşlar oldukça performanslı bir Yonga seti. Yani sizi oyunlarda vesaire yarı yolda bırakmayacağını sizlere söyleyebilirim. 512 GB'lık ve 1 TB'lık iki farklı depolama alanına sahip versiyon var. İki versiyonda da arkadaşlar 16 GB'lık RAM bulunuyor ve bu cihaz arkadaşlar tam 5200 mAh'lik bir pilden besleniyor. 100 Watt'lık kablolu bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Yani 100 Watt'lık hızlı şarj desteği mevcut. Ayrıca 80 Watt kablosuz şarj ve 20 Watt'ta ters şarj desteği sunuyor sizlere. Diyelim ve gelelim kamera özelliklerine. Bu cihazda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bakın gösteriyorum size. Şu kamera adasında 50 megapiksellik geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Bunun yanı sıra 50 megapiksellik telefoto kameramız ve 40 megapiksellik de ultra geniş açılı kameramız var. Peki ama bu kamera bizlere tam olarak neler sunuyor? Şimdi bundan bahsedeceğim sizlere. Evet, kamera menüsüne girdiğimizde arkadaşlar hemen açıyorum. Bakın burada anlık çekim diye bir şey var. Şimdi detaylarda görüyorsunuz. Anlık çekimde arkadaşlar hızlı bir şekilde çekim yaptığınızda yani diyelim bir koşan insanı çekiyorsunuz ya da atlayan birini çekiyorsunuz vesaire aklınıza ne gelirse. Hızlı şekilde çekim yaptığınızda telefon sallanıyor olursa olsun ya da koşan obje olursa olsun yani siz de sallanıyor olsanız koşan obje de sallanıyor olsa ya da işte çektiğiniz obje de sallanıyor olsa telefon bunu yapay zeka ile düzeltebiliyor. Zaten detaylarda da görüyorsunuz. Odak arkadaysa arkayı düzeltiyor, öndeyse önü düzeltiyor arkadaşlar. Ve size çeşitli fotoğraflar sunuyor. İçinden beğendiğinizi, en net olanı alıp kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten beni çok etkileyen bir fotoğraf tecrübesi oldu. Diğer cihazlarda böyle bir özellik yok biliyorsunuz zaten. Hatta çok hızlı objelerde hep flu fotoğraflar çıkar. Ama Huawei Pro 70 Ultra bu noktada gerçekten büyük bir başarıya imza atmış. Ben tebrik etmek istiyorum. Şimdi gelelim bir de portre moduna. Portre modu da gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Ben bu zamana kadar pek çok cihazda portre modu çektim. Ama bunlar genelde yapay zeka destekli vesaire oluyor ya. Huawei burada hem donanımı hem yazılımı birleştirmiş ve ortaya çok güzel sonuçlar çıkarmış. Şimdi görüyorsunuz 3-4 tane fotoğraf çektim size için ve portre modunda gerçekten muazzam fotoğraflar çıktı ortaya. Gerçekten telefonun performansının portre modunda da son derece mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Gelelim yakınlaştırma yeteneklerine. Biliyorsunuz artık günümüzde arkadaşlar pek çok cihazda 100x, 200x yakınlaştırma var ama bunlar ne kadar başarılı bu önemli olan. Huawei Pro 70 Ultra ile arkadaşlar bir zoom deneyimi gerçekleştirdim. Bizim evin terasından mesela bu Tema Park gözükür. Tema Park yani öyle uzakta gözükür. Ama arkadaşlar Huawei P70 Ultra ile yakınlaştırdığınızda o an Adalet Kulesi diye bir oyuncak var mesela. Ona binen insanları bile görüyorsunuz. Bakın şu anda detaylar geliyor. Gördüğünüz gibi videoda yakınlaştırıp fotoğrafı aldığımda gerçekten muazzam. Şimdi dilerseniz o fotoğrafları da göstereyim size. Görüyorsunuz fotoğraflar ne kadar net. Yani normalde hiç görünmeyen bir yer. Pro 70 Ultra ile yakınlaştırdığımızda ve işin içerisine biraz da yapay zeka desteği girdiğinde bakın gerçekten nasıl muhteşem fotoğraflara dönüşüyor kendinizde gördünüz. Ben genel olarak cihazın fotoğraf ve video performansını yeterli buldum arkadaşlar. Yani bana göre okey. Gerçekten çok yetenekli fotoğraf ve videoda. Dilerseniz şimdi bir de bu cihazda çektiğimiz fotoğraf ve videoları karışık olarak bir kez daha görelim ve sonrasında incelememize devam edelim.
Evet arkadaşlar, şu anda Huawei Pura 70 Ultra'nın kamerasındayız. Gördüğünüz gibi video performansı son derece muazzam diyebiliriz. Gerçekten akıcı bir şekilde. Bakın salladığımız halde gerçekten videolar son derece net bir şekilde görünüyor diyebiliriz. Gerçekten güzel bir video kamera performansı mevcut. Renkler son derece renkli. Renkler son derece güzel diyebiliriz. Evet, telefonda son değineceğimiz nokta ise arkadaşlar tabii ki uygulamalar. Biliyorsunuz söz konusu Huawei olduğunda işte yok Google uygulamaları yüklenmiyor, yok işte YouTube'u bile yükleyemiyorsun falan gibi enteresan söylemler mevcut. Ama bunlar artık mazide kaldı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Huawei bu sorunu artık tamamen çözdü. Bakın bunu hatta size şimdi direkt olarak hemen kendim burada canlı canlı uygulama indirerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Artık herhangi bir yere girmenize bile gerek yok. App Gallery'ye direkt olarak giriyorsunuz arkadaşlar. App Gallery'ye girdiğiniz zaman, hani burada zaten çoğu uygulama var ama mesela ne? Bizim için olmazsa olmaz bir uygulama seçelim. Nedir bizim için olmazsa olmaz bir uygulama? Herkes için YouTube'dur değil mi? YouTube'u herkes sever. YouTube'u evet gördüğünüz gibi bak App Gallery'ye girin. App Gallery'den indiriyorum şu anda. Evet diyorum, yükle diyorum. Evet YouTube şu anda evet yüklendi. İzin ver diyorum. Güvenlik kontrolü yapılıyor arkadaşlar. Hiçbir tehdit bulunamadı diyor. O zaman okey yükle diyorum. Bakın kaynak App Gallery gördüğünüz gibi. Evet buradan çıkalım. YouTube'u açalım. Bakalım gelmiş mi ekranımıza? Evet böyle gördüğünüz gibi YouTube duruyor. Hemen kendi kanalımızı aratalım mesela. Teknoloji oku yazalım buraya. Okeyleyelim. Evet gördüğünüz gibi bizim kanalımız gelmiş oldu. Teknoloji oku kanalı. Direkt olarak mesela bir tane videoyu açalım hemen. Şu videoyu açasın. Evet gördüğünüz gibi reklam girdi TikTok'un. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde açtık arkadaşlar. Herhangi bir sorun, sıkıntı vesaire hiçbir şey de yok. Peki başka ne var? Mesela başka bir uygulama daha seçelim değil mi? Hani uygulama yüklemek zor diyorlar ya, ben size burada ne kadar kolay olduğunu aslında göstermek istiyorum. Uygulama yüklemenin. Mesela Google Play Store yazalım. Artık bunu da App Gallery'den aratarak Google Play Store'u direkt olarak yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google Play hemen çıktı. Buradan kabul ediyorum diyoruz. Tabi burada Gbox'a falan yönlendiriyor ama artık Gbox'a arkadaşlar kendi içinde açmıyor uygulamayı. Bunu da size belirtmek istiyorum. Direkt olarak masaüstünüze geliyor. Yani Gbox'tan yükleseniz bile masaüstünüze geliyor. Mesela Google Drive varmış. Hemen onu yükledim. Gördüğünüz gibi Google Drive direkt olarak App Gallery üzerinden yükleniyor arkadaşlar. Evet yükleme başarılı. Aç diyelim ve gördüğünüz gibi açıldı. Buradan singin. Yani giriş yapıyoruz. Evet buradan gördüğünüz gibi giriş yaptığımızda ne olacak arkadaşlar? Google Drive dosyalarımıza da erişmiş olacağız. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadan Google Drive'ı, Play Store ve YouTube'u yüklemiş oldum. Hani gerçekten güzel fotoğraf çekebilen bir telefon almak istiyorum diyorsanız ama çok da fazla para vermek istemiyorum diyorsanız şu anda Pura 70 Ultra sizin için açık ara en iyi tercih olacaktır arkadaşlar. Şuna aldanmayın sakın ya, işte Google uygulamaları yüklenmiyormuş. Az önce gösterdim, direkt size canlı canlı gösterdim. İstediğiniz uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Hiçbir engel yok arkadaşlar. Gördüğünüz Google Drive'ı yükledik, YouTube'u yükledik. Bunlar direkt olarak Google'ın uygulamaları, hatta Google Play Store'u indirdik. Yani bunları direkt olarak indirip giriş yapıp kullanabiliyorsunuz ve herhangi bir sorun, problem, sıkıntıyla da karşılaşmıyorsunuz arkadaşlar. Ki zaten diğer uygulamaların çoğu App Gallery'de var. Gördüğünüz banka uygulamaları dedik. Bütün bankaların uygulamaları App Gallery üzerinde mevcut. Oyunlar vesaire hepsi App Gallery üzerinde mevcut arkadaşlar. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.